Ya şunu söyledik hep dedik ki ilk yarının sonunda Edin Visca'yı çağırıyordu oyunda skorda. Hoca da görmüş yaptı. Orta bir şey emanet edip biraz risk aldı. Çok oyuncular rakip sahaya gitmek çok pozisyona gireceksin anlamına gelmiyor. Hele bu kadar formsuz oyuncu, uyumsuz oyuncu varken Trabzonspor'da. Bu hamleyi yapan Trabzonspor olmasına rağmen hücum hamlesini pozisyona giren taraf hep Kasımpaşa oldu. Biraz Fol, Uğurcan arasındaki düelloyu düello seyrettik. Ama Uğurcan da bir yere kadar dayanabildi. Maçın ilk yarısında yediği golde ben hatalı olduğunu söyledim ama maçın ikinci yarısında karşı karşıya pozisyonlar çıkarttı. Zor pozisyonlar çıkarttı 3 tane. Bence maçın Trabzonspor adına yediği gole rağmen belki de tek iyi oyuncusu ile beraber diyeyim Uğurcan'dı. Ama Trabzonspor işin hücum kısmında hiç yoktu. Erkut çok uyumsuz, bıkkın, bitse de gitsek bir hedefe ya da herhangi bir konsantrasyona sahip olmayan bir takım görüntüsündeydi. Oyuna bakarsan skor, pozisyona bakarsan skor sürpriz değil. Trabzonspor puan hak etti mi dersen bana göre hak etmedi. Ee, bir şeylere inandırmak lazım Trabzonspor takımını ve oyuncularını bireysel anlamda. Yoksa sezonun kalanı ki daha çok zaman var baya baya işkence dönecekmiş gibi gözüküyor Trabzonspor için. Ya bu takımdan yeni teknik direktörü bir an evvel getirip bir sonraki sene çalışmayı düşünmediğin oyuncuları gönderip çekirdek bir kadroyla devam edeceksin. Zaten haftada bir maç oynamaya devam edeceksin. Yani biraz artık Trabzonspor'da devrimsel kararlar almak lazım. Hani hala kulübede Yusuf Yazıcı var ama seneye yok. Örnek veriyorum. Gıbamin var. Bana göre olması gereken bir oyuncu var. Bardi var. Gönderilmesi gereken hatta Maxi Gomez bile şu anda tartışılabilir. Bugün oyuncuların bireysel anlamdaki tavırlarına bakmak lazım. Bu takımda kalmak istiyorlar mı? İstemiyorlar mı? Trabzonspor'da mutlular mı? değiller mi? Şu anda Trabzonspor yönetimi artı yeni teknik direktörün yapması gereken iş şu. Bu takımda kim oynamak istiyor? En kaba haliyle. Görünen o ki bugün çok fazla da oynamak isteyen yok. Oynamak istemeyene hemen yolu vereceksin. Şu anda Trabzonspor'daki durum bu. Biraz içler acısı bir durum. Çünkü şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Son şampiyondan bahsediyoruz. Durum buraya nasıl geldi? Çok fazla sebebi var. Ama Kasımpaşa maçı özelinde puanı hak etmediler. Bundan sonrası için de yapılan planlamada kimlerin olmayacağını şimdi karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yeni hoca belli olmadan bu olur mu? Olmaz. Olmaz ama yeni hocalarla görüşmeleri devam ediyor. Hı. İşte Sergen Yalçın ismi geçiyor, Montella'nın ismi geçiyor. Elbette bu bu tip o, teknik direktörlerin önüne belli projeler, belli vaatlerde bulunarak bir şeyler koymak lazım. E, Trabzonspor yönetiminin, yeni yönetiminin önüne biraz çabuk çabuk kaldı bu hikaye kendileri mi istediler ama çok planlı projeli geldiklerini düşünmüyorum. Şu andan itibaren 7-24 çalışarak gelecek sezonun planlamasını daha gelecek sezonun sezon baş, başı kampı başlamadan yapmaları gerek. Onun için de ilk hamle yeni teknik direktör hamlesi. İhsan Hoca Trabzon camiasının iyi futbol adamlarından bir tanesidir. Ama şu anda onun duruma çare olabilme ihtimalini pek yakın görmüyorum ben. Fırtına ile Sergen Yalçın arasında para sıkıntısı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Sergen Yalçın, yapılan ilk görüşmede 50 milyon TL talep etti. Bu rakam bordo mavililere fazla geldi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. İşte haberin ayrıntıları. Trabzonspor'da teknik direktör konusundaki belirsizlik henüz çözüme kavuşmadı. Takımı sezon sonuna kadar bir hocaya emanet edip gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen yönetimde Sergen Yalçın ismi bir anda ön plana çıkmış ve sezon sonu için Montella, Pilo veya Çağdaş Atan'ı bekleme fikri rafa kaldırılmıştı. Bunun üzerine Sergen Yalçın ile Başkan Ertuğrul Doğan arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Bir buçuk yıllık sözleşme, kadro planlaması ve maaş bütçesinin düşürülmesi gibi birçok konuda olumlu geçen görüşme, 50 yaşındaki teknik adamın yardımcılarıyla birlikte yıllık yaklaşık 50 milyon TL civarında bir rakam talep etmesi nedeniyle tıkandı. Beşiktaş'ta iki kupa kazandı. Başkan Doğan bu rakamı yüksek bulurken, taraftarlar ilerideki günlerde tekrar görüşmek üzere ayrıldı. Yalçın ile Doğan arasındaki ikinci görüşmenin hangi gün yapılacağı henüz kesinlik kazanmadı ama aradaki rakamsal farklılığın yüksek olduğu belirtildi. Eğer ikinci buluşmadan da sonuç çıkmazsa yönetim alternatif isimlere yönelecek. Sergen Yalçın kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Alanya, Yeni Malatya ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah beyazlıların başında 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Yalçın ile birinci 84'lük puan ortalaması elde etti. Tarihe geçti. Sergen Yalçın, aynı zamanda Spor Toto Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla oyuncu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmayı başarmıştı. Trabzonspor'dan Antony Vakayeme bombası. Geri dönüyor. Trabzonspor'da Anthony Vakaeme heyecanı yaşanıyor. Fırtınada yeni yönetim, kadrosunu Nijeryalı Yıldız ile güçlendirmek için harekete geçti. Önce yeni hocayı takımın başına getirecek olan Bordo Mavili Kurmaylar, sonrasında ise transfer bombasını patlatacak. İşte detaylar. Trabzonspor'da yeni yönetim Anthony Vakaeme transferi için geri sayıma geçti. Önce hoca sorununu çözecek olan bordo mavili Kurmaylar, yeni sezonun ilk transferini Nijeryalı yıldız ile yapmayı planlıyor. Trabzonspor'un çiçeği burnunda başkanı Ertuğrul Doğan, önce teknik direktörü sonra Anthony Vakayeme transferini noktalayacak. Başarılı futbolcuyla resmi görüşmelere sezon bitmeden başlayacak olan Trabzonspor, eski futbolcusunu geri getirmek için tüm şartları zorlayacak. Trabzonspor, Anthony Vakame transferiyle yeni sezona sükseli bir giriş yapıp şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyor. Deneyimli futbolcunun da geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon Suudi Ligi'nde çıktığı 16 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı verdi. İtalyanlar açıkladı. Borini Trabzonspor ile görüşüyor. Sezon sonuna henüz çok olmasına karşın Trabzonspor için transfer iddiaları erkenden başladı. İtalyan basını, Karagümrük formasını giyen Fabio Borini ile Trabzonspor'un görüştüğünü öne sürdü. Yapılan haberde Fabio Borini, Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile görüşüyor. Bu transfer gerçekleşirse Borini Kuzeyde futbol yaşantısını sürdürecek yorumu yapıldı. Bu sezon Karagümrük'te toplam 25 maça çıkan Fabio Borini 16 gol kaydetti, 9'da asist yaptı. Trabzonspor'da Süleyman Cebeci tartışması sosyal medyaya taştı. Polemiğe Yusuf Yazıcı'nın menajeri de katıldı. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Süleyman Cebeci'nin sözleşme imzalamaması sonrasında gelişen tartışmalar sürüyor. Şimdi de polemiklere Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de katıldı. Gazeteci Hasan Alın, milli takıma gitmedi okul takımına gitti, ifadelerini kullandığı Süleyman Cebeci için şunları söyledi. 20 yaşındaki futbolcunun Erdoğdu Lisesi'nde eğitim gördüğü ve okul takımında oynadığı dönemle ilgili bir iddiayı gündeme getiren gazeteci Hasan Al, Erdoğdu Lisesi'nin Rize'de maçı var, beden eğitimi öğretmeni Gükse Adem. O esnada milli takıma çağrılıyor. Trabzonspor'un okul takımı nasıl olsa yener, milli takımda oyna telkinlerini aldırmıyor. Milli takıma gitmiyor. Okul takımı maçına gidiyor. Baba çocuğunu kaf dağında görüyor. Süleyman Cebeci'nin babası klasik çocuğuna düşkün olan babaların çok daha ilerisinde. Oğlunu gereğinden çok fazla abartıyor. Menajeri de babaya destek verince oyuncu şişiriliyor. Çocuğunu Kaf Dağı'nda gören babaların verdiği zarar, başka hiçbir zarara benzemez. Süleyman Cebeci'nin davranışları çok rencide edici. Yaptıkları Trabzon spor geleneğine ve ahlaka aykırı. Yetenek olarak da çok üst düzey değil. Cebeci'den yanıt. Eleştirinin hedefi olan Adem Cebeci de, sırf çocuk zarar görmesin diye sustum yeter. Diyerek, o gün arabada tüm takım arkadaşları şahit. Ben onu otobüsle geri yolladım ısrarla kalmak istedi. Babasını aradım, onun kararıdır karışmam, dedi. Altyapı koordinatörünü aradım, hocam benim için önemli değil, koy geri gönder de göndereyim, dedim. Hoca, zorla gönderemeyiz kendi kararı, dedi. Süleyman o dönem ilk takıma çağrılmadı. Turnuvaya takım katılmayınca Türkiye takımla katıldı. İkinci, takıma çağrıldılar Süleyman da gitmek istemedi. Benden iyi olmayanlar ilk takıma çağrıldı ben ikiye. Hak değil, dedi, ifadelerini kullandı. Fırtınada Stanislav Çerçesov gelmeye hazır. Sergen Yalçın ile temaslarda bulunan ve ilk görüşmeden sonuç alamayan Trabzonspor'un kapısını çalan menajerler, Ferenc Varoş'un 59 yaşındaki Rus hocasını önerdi. Stanislav Çerçesov, Trabzonspor'a gelmeye hazır. İşte detaylar. Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Sergen Yalçın'la görüşmüş ve yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı. Başarılı hoca ile yapılan ilk temasta olumlu sonuç alamayan Bordo Mavililere Stanislav Çerçesov önerildi. Uzun süre Rusya milli takımını çalıştırdıktan sonra 2021 sonunda Macar kulübü Ferencváros'a imza atan Çerçesov, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'un gündemine girdi. 59 yaşındaki teknik adam, menajerler tarafından Karadeniz devine önerildi. Trabzonspor ise Çerçesov ile ilgili kararını henüz vermedi. Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek olan yönetim sonuç alamazsa Rus hocaya yönelebilir. 59 yaşındaki Çerçesovlu Ferenc Varoş, Trabzonspor ile Avrupa Ligi H grubunda yer almıştı. Fırtınada Hamşik için yol ayrımı. Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamšík ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan futbolcunun Bordo Mavililerle sözleşme uzatmayacağı aktarıldı. İşte detaylar. Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Marek Hamšík'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bordo Mavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği 35 yaşındaki orta saha Slovakya'ya dönmeyi planlıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultuda özel çalıştığı öğrenildi. Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı, yeni adresleri. Trabzonspor'da yeni hoca için görüşmeler devam ederken mevcut oyunculara da transfer teklifleri geliyor. Bordo-mavililerde Bakasetas'a Alman ekibi Wolfsburg'un ilgisi bulunuyor. Gelecek tekliflere göre, Bartra, Bardi ve Bruno Peres'in de ayrılabileceği ifade ediliyor. İşte detaylar. Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri olan Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfburg'un ilgisi tam gaz devam ediyor. Karadeniz gazetesinin haberine göre, Yeşil Beyazlılar, yüksek bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'u ikna etmeye çalışacak. Bundesliga temsilcisinin 7 milyon euroya ek olarak Trabzon'a bonuslarında içinde bulunduğu paket bir teklif sunacağı bilgisine ulaşıldı. Sözleşmesi 2024'te bitecek bakasetasında şartların oluşması durumunda gitmeye sıcak bakacağı konuşuluyor. Yunan oyuncunun yanı sıra takımda sezon sonunda başka ayrılıklarında olması bekleniyor. Bruno Pere'sin ülkesi Brezilya'da döneceği gelen haberler arasında yer alıyor. Mark Bartra'ya İspanya'dan talipler olduğu bildirildi. Enis Bardi'nin de 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli getirmesi halinde başka bir kulübe gitmesine izin verileceği öne sürüldü. Selçuk İnan'dan Trabzonspor itirafı. Trabzonspor'un eski futbolcusu Selçuk İnan bugün katıldığı bir programda futbolculuk kariyerine yönelik itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Trabzonspor transferinde kilit isim olan kişinin Ersun Yanal olduğunu belirten Selçuk İnan, beni Manisa'ya Ersun Yanal almıştı. Manisa'dan sonra ben Fenerbahçe'ye transfer olmuştum. Bunu da ilk kez itiraf ediyorum. Benim Fenerbahçe transferim bitmek üzereydi. Daha sonra Ersun Yanal, "Ben seni takımımda görmek istiyorum." dedi. Ben de onun olduğu takımda olmayı çok isterdim. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında görüşmeler oldu. Ben de Fenerbahçe yönetimine Trabzonspor'u tercih ettiğimi söyledim ve transferim bu şekilde halledildi ifadelerini kullandı. Selçuk İnan futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Fatih Terim'in ekibinde yer almış, son olarak da Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.